devam et. Bazı yerleri atlayabilirsin. Cihazı döndür diyor ya. Durdum diyor. Ordum geldi. Yani. Yok. Oradan atlayalım yokluğa. Bizim tasavvufta yokluk neymiş? Yokluk, hemen aşağı iniyoruz. Yokluk, Adem, Ademiyet, mağdur, mağduriyet, gıyaf, gaybubudiye, namevcudiye, içki gibi kelimelerle bir başka biçime dönüşürken bir biçimden ayrılan özdeğin durumu. Bak orayı vurgulayarak yoktur musun? Bir başka durma. Yani haktan kopuş anımıza Adem. Yani üzerinde şapkası olmadığında yokluk anlamına gelen Adem. Onu bir okur musun? Başka bir biçimde dönüşürken bir biçimden ayrılan özdeğin durumu. Özdeğ. Yani can, öz bir yerden ayrılıyor. Gurbete düşüyor. Kim o gurbete düşer? Bizim canımız. Devam edelim. Bak, yani Arapçadaki Adem, yokluk, bir şeyden kopma, gurbete düşme hali, özün ana gövdeden, yani haktan ayrılırsak sahnesine Adem denildiğinde, Farsça onu ne yapmış? Küçültmüş. Demek ki bakın burada bir dilden bir dile geçerken bile bu kadar sıkıntıya uğradığında biz kavramları çok iyi irdelemeliyiz. Sözler hemen geçip yokluk diye almamalıyız. Bunu bir daha okuyalım. Neymiş bu? Başka bir kişiden düşünürken bir kişiden ayrılan özdeğin. Yani hak dediğimiz aşama neydi? Bu Allah ve hak. Ve hak kendisinden bir nur kopardı. Onu yeşil bir kandile koydu ve 14 bin yıl onu eğitti dediğimiz Muhammed ve Ali'nin nurunun kopuş sahnesi, o gurbete düşüş anı tam anlatılan. Devam edelim. Başka hiç deyimden türesel, hiç deyimden bile getirenler var. Boşluk deyimine yakın anlatılır. Varlık deyimini karşılıyor. Gerçekte yokluk ve boşluk diye bir şey yoktur. Bunlar biraz sorunlamadan ibaret edilirler. Bu sorunlamaya önem verenler, yapı kavramlarından tamam, buradan kaldığımız yerden devam edelim. Bir şey demeden onu duyarak yoluma devam edin. Bir müddet sonra karşımıza bir dağ çıkıyor. Yüksek, çok yüksek bir dağ. Bir müddet yürüdükten sonra dağ ulaşıyor. O sırada gümüş gibi parlayan bir dereceyi kenarındaki kulübeye doğru gitmemiş söyledi. Bu kulübeye gitmesini kim söylemiş? Rehberi. Şimdi bu cümleyi bitirelim. Rehber ne işe yarıyormuş? Hemen ona açıklayalım. İçinde genç bir adam var. Ne istiyorsun dedi ama ben ne istediğimi bilmiyordum. Arkadaşım cevap verdi. Hiçlik tepesini ziyarete getirdim. Lütfen ona rehber olun. Genç adam memnun bir ifadeyle bana baktı, elimden tuttu ve gel dedi. Şimdi rehber ne iş sağlıyor? Şimdi biz ne arıyoruz? Bakın benim aradığımızı arıyormuş adam. Biz de ne arıyoruz? Rehber metaforu ve kulübe metaforu olgunlaşma mekanı insan olma yolunda Cebrail rehberliğinde sizi Sıfretül Müntaha oradan kısa derneğinde geçen Muhammed Mustafa Efendimiz'in yaşadığı olayları ama daha farklı bir iki yüzlere de anlatılmıştır. Peygamber'in davetiz ziyarca giderken karşısına bir aslan çıkar. Gayrıktan duyduğu sesin talimatıyla yüzünü aslanın ağzına atar ve aslan sahibi olur.
çıkarak dostluğuyla 90 bin plan kurmuş. Orada kendisine bal, süt ve elma ile kalmış. Cennette ona verilen şeyi aldım. Devam ediyorum. Bir yaştan dönüşünde bir kutu ve kutu kapısına verdi. İçeride kırtlar sohbet etmektedir. Bir oradan dönüyor, döndüğünde bir kutu görüyor ve kutu kırtlar sohbet ediyor. Hazreti Peygamber içeri girmek istediğinde kim olduğu soruldu. Peygamber deyince bizim aramıza peygamber sığmaz. Peygamberlerin fark ümmetine eyle cevabı verildi. Hilal-i İmaz ile tekrar kapıyı çaldığında sebatın ne kadar önemli oldu, vazgeçip gidebilir diye. Aralarında yine benzer bir konuşma geçer. Üçüncü kez tekrar kapıyı çalar. Bu defa kim olduğu sorulunca Hazreti Peygamber Hadi bu kararların ademesi, hükmetçisi. Hani biz fakir diyoruz ya, hep kendimize özümüzü ön plana çıkartmamak için Peygamber Efendimiz'in o kırktan nesline girdiğinde hadimdir şu karar demesi bize örnek oluyor. Onun için bu fakir demeyi, ben dememeyi, benliğe düşmemeyi derdi oluyor. Yani, devam edelim. Böylece kapı açılır ve Hazreti Peygamber içeride. İçeride 22'si erkek, 17'si kadın olmak üzere 39 can vardır. Erkeklerin başında Hazreti Ali, kadınların başında Hazreti Fatıma vardır. Buyur edilince Hazreti Peygamber Hazreti Ali'nin yanına oturup ancak onu tanıyamaz. Topluma sizler kimlersiniz diye sorar. Biz kırklarız. Kırkımız birbirimiz kırktır. Birimiz kırk, kırkımız birdir. Cevabı şu. Hazreti Peygamber bir nişan ister. Bunun üzerine Hazreti Ali'nin kolunu bıçak vurur. Diğerlerin kolundan da kan bırakır. Kırkı bir olduğu için ona nişter vurduğunda, bıçak vurduğunda hepsinden kan damlıyor. Şimdi 39'undan damladı. 40. kim bakalım? Selman'ın kanı da tencereden içeri aldı. Tencereden Selman'ın kanı da geliyor. Selman Farisi. Bu caddenin adı da Selman-ı Fak Caddesi'dir. Bakalım bu Selman-ı Fak kimmiş? Hocam numara 27. Bura 27 mi? Numara 27. Eyvallah. Allah'a emanet. Hazreti Ali'nin kolunu bağladıklarında bir silik kanıda durur. 40. kişi Selman'ın karşısında ancak o sırada dışarı dönür. Bir süre sonra bir üzüm tanesiyle geliyor. Üzüm tanesi Hazreti Peygamber'in önüne konularak paylaştırması istemiş. O zaman Selman-ı Farisi demek ki o tekkenin iaşe işleriyle uğraşıyor. Hani bu boyunda keşfil olup da sağda solda dolaşıp dilencilik yapanlar. Bunlara biz Abdal-ı Rum diyoruz. Bunların başı da Pir Abdal Musa'dır. Mutlaka senede bir kere Hacı Bektaş-ı Veli Efendimiz'i ziyaret edenlerin bir kere Abdal Musa Hazretlerini ziyaret etmeleri önemlidir. Selman Farisi'nin Kırklar Meclisi'ndeki görevini Abdal Musa Hazretleri yapmaktadır. Bir Abdal Musa'nın da bir niyazımız olur. Evet. Selam olsun. Bu kemerbest olma anıdır. İkrar verdiğinde bir kurban kestirilir sana. O kurbanın yününden bir örgü ördürülür. O boynuna takılır. Asıl kurbanın kendin olduğu bilinerek meydana getirirsin. Kulağına telkin verilip öldürülüp ölüp dirildikten sonra boynundan o çıkarılır. Beline bağlanır ve sen kemerbest olursun. Buradaki gibi. Hazreti Peygamber kırkların bir verildiğini sorduğunda yerimiz Hazreti Ali. Rehberimiz Cebrail derler. Hazreti Peygamber de Hazreti Ali'nin orada olduğunu sanır. Hazreti Ali yanına gelirken temenna ile ona yer gösterir. Kırklar da aynı şekilde Hazreti Ali'ye saygıyla eğilip yol verir. Hazreti Peygamber aslında hasta verdiği için Hazreti Ali'nin tanrıları o yüzüğü görerek onun Allah'ın aslanı olduğunu, yoldan çekilen aslanı o olduğunu anlıyor. Kırklar Hazreti Peygamber'e bir yaşta anlatıp durduğunu sorarlar. Hazreti Peygamber kırklardan bahseder, kırklar Ali hakkındadır. Varın Ali'ye ilanet getirirler. Şimdi buradaki temel mesele de biliyorsunuz bizim imamın arkasında namaz kılma hadisemiz var. Daha sonra Kırklar Meclisi'nde ise cemal namazı, birbirine karşı halka yapılarak bir namaz kılınması hadisesi.
İşte burada tam da onu anlatıyor. Yani artık şeriat kapısının son peygamberi olarak tarikat kapısını Ali ile açtığını ve Ali'den tarikatın devam edeceğini. Onun için de tarik-i Ali diyoruz hepimiz. Ali'nin yolu. O da zaten Muhammed Ali'nin yoludur. Muhammed ile Ali ta batında da 14 bin yıl önce orada nasıl bir arada varsa, onlar nasıl Adem'e yerleştirilirlerse, Adem'den bütün oğlu, bütün peygamberler gelip Abdülmuttalip'te nasıl ikiye ayrıldıysa, Abdullah'da nübüvvet nuru, Ebu Talip'te velayet nuru nasıl ortaya çıktıysa, Fatma'da bunlar nasıl birleşik de imametle birlikte hak tekrar imamlarla birlikte bizi irşad ettiyse, bu yol zahirde de batında da çelişmeyen Muhammed Ali'nin yolu. Yavrum. Şah velayet olduğunu belirttiğinin şahı olduğunu açıklar. Bakın burada da bu velilerin piri diyor. Şahı velayet diyor. Nübüvvet demiyor. Peygamberlerin demiyor. Dünkü programda bana birisi diyor ki siz Aleviler diyor. Peygamberliği bir üstüne Ali'yi diyor. Peygamberin üstüne çıkarıyor. Ben de kendisine dedim ki düzeltiyorum. Bakın dedim yanlış bilgi almışsınız. Bizde dedim hakikatin yeri de bellidir. Tevhid aşkına yakılır birinci çera. İkincisi nübüvvet peygamberlik aşkına yakılır. Üçüncüsü velayet aşkına. Yani Ali velilerin şahıdır. Peki peygamber Muhammed Mustafa nedir? Bütün peygamberlerin hatemidir. Yani onların şahı. Şah aslında Allah'ın isimlerinden birisidir. Şah orada o dönem kim kutupsa onu da temsil eder. Çünkü o Allah'ın eli Yedullah ayetine hayır, göre o el ondadır, dönemin kutbundadır. O peygamberdir, sonra da Ali'dir. Zaten onun için de ben kimin mevlasıysam Ali onun mevlasıdır derken bunu açıklar. İlk kutup zaten. Hazreti evet. Ali ilk kutup. İlk kutup. Devam edelim. Herkesin derdisi bu Hazreti Ali'ye geldi. Hazreti Peygamber'in tavsiyesiyle bir kişinin sahip olur. Evet. Hazreti Muhammed de böylece birbirleriyle müsait kardeş ilan ettiriliyor orada insanlar. Bugün hala Anadolu'daki cemlerde bir o beline bağlanan kemerle birlikte ikrar veriyorsun. Ölmeden önce öldürülüyorsun. Halkının veriliyor. Yani ölmüş yeniden kefenin altına yatırılıyorsun. Sonra ise bir müsait kardeş, bir yol kardeş. Bakın yine yanınızda biri olması lazım. Tek başınıza yürüyemiyorsunuz. Diyor. Devam edelim. Hazreti Peygamber düşmanına açar, Hazreti Ali'nin bağrına basar. İkisi bir gömleğe girerek, bakın iki baş çok önemli. Bir gövde olur. Bir gömleğe girip, iki baş bir gövde. Yani başa dönüyorlar. İkisi tek bir nur idi, onu zahiren de anlatıyor. Devam edelim. Hazreti Peygamber etim etimdir, karın bak, kalındır. Lahmike lahmi, cismike cismi, cismin cismi, kanın kanın, etim etimdir. Ruhun ruhunu, cismin cismindir diye Hazreti Ali'ye iltifat eder. Buyruktan özetlediğimiz miraç veya kırklar meclisi ile ilgili rivayet buyuruyoruz. Evet. Ali Bektaşlı eserlerinde de eserlerinde var ve cemlerde de her cemde miraçlama olarak olur. Şimdi şereflede de ya bir miraçlama ya da bir semah isteyelim. Böylece miraçlama da olur dedi. Miraçlama ve arkasından da bir semah var. Şu an Kırklar Meclisi'ndeki gibi onu canlandıralım. Miraçlamayla semahtan sonra ara verecek ya da sadece miraçlama sonra mı semahta şey yok? Bunu arasına göndereyim değil mi? Ha, miraçlama yok. Paylaşa testi. Dekandan çizimler çok alır ama görüntü var. Ben çekilmeyeyim şimdi. Thank you.
sanasından yarattığım Adem'i sevdim. Evet, Adem hakkı bildi, başına çok haller geldi. Ahına bir toplu bindi, Adem bildi Allah'ı. Felaket gelen mücadeli, melekler secdeye indi. İblis tane düşmekledi, takıldı halen bağı. Adem'den zürriyet geldi, hak emri dört kuruluk oldu. Gönlüne dünya verildi, evet zikri zikrullah. Bir kalp vermekte doldu, Adem'den mürşite geldi. Ehli hakkı cevap kıldı, hem şükür eyvallah. Açıldı Haşim'in nesli, Muhammed Mülteza nesli. 124 bin nebi gibi İbrahim Aleyhisselam'ı. Halil'in evladı gelip, Abdülmuz'u talih-u talih. O zaman nur ikiye bölüp, bilenler bildi billahı. Abdullah'tan Nebi zuhur, Dudihan'da oldu fakir, Ebu Talib'den indi zahir, Halim'den ıvvahı. Dudihan'ın güneşin Ahmet, Fahi geldim oldu Reşat, Mümküne Nebi Simahat, oldu Nurullah. Hak emretti Cebrail'e, Habibim mihraca gelen, önünde de bile Cebrail'e Allah'ı. Dostumun selamı aldı, gönülleri şad kıldı, Cebrail rehber oldu, seyreyledim aşkullah. Fütretin intihaya vardı, orada Cebrail durdu. Ondan öte sana dedi, sen gülüsün vallahi. Etmiş iki perde dermişti, Hakk'ın emriyle yanlaştı. Birinci perdeye ulaştı, gördü hikmetullahı. Aşk-ı Mazaya vardı, onda çok haller gördü. Orada da bir nişan verdi, Hatem'in yolları. Madenin çıkartmak ister, Akif'ten bir daha dost der. Aşk-ı Mazaya'yı göster, Nadir'in Mabihullah'ı. Makbabına vardı, destur ya Rab dedi. Geldi Rabbim dedi, dedi, dedi. Üstad bir eski tutar. Aziz Allah'a razı, nur alemi lezzetli. Alem Kur'an'ı gözetli, gördü Adem'in Allah'ı. Aşık maşuğunu gördü, Hafif maksuduna erdi. 90 bin kelamı sordu, tanış bir kelam var. 30 bin şerifatta, 30 bin tarifatta, 30 bin hakikatta, bilenler bildi vallahi. Onları bilenler bilen, hakikaten aşık olan, gördü bir maşuk olan.
Habib bin Resulullah'ın. Kudret dokması geldi, sütün elma baldan aldı. Kisi bile ayı tattı, yediler nimet duvarı. Gelmek için destur aldı, Muhammed ayağa kalktı. Mümine tevdi verdi, tutmak için Allah'ı. Kudret hazinesini buldu, üzüm ikiye böldü. En gülüden kızar aldı, secde edip duran kutlardı. Kırlar yolunu gözetti, vardı kırları bezetti. Oturup anneyi az etti, sevmem sundu geç kullardı. Selman'ım da bir üzüm verdi, anda gelip o demde güldüm. Cümlesi pervana girdi, tuttu kadar şunlardı. Kırlarına kuradın aldın, Esrar Hak'la harip oldun. Muhammed eline geldi, gördün haline keramın vardı. Alihan'da tevah ettin, 90 bin kelamın vasfettin. Hatem'in adan inayettin, padişahın emrullahın. Can'a amanet yerin buldu, Muhammed Ali'ye erdi. Ahir zaman sahip var dedi, Bektaş mukaddes Allah'ın. Şah Hasan Hüseyin geldi, İmam Zeynep Arendi. İmam Bahri şehir oldu, okuduk ve tuttuk Allah'ın. İmam Cafer bin Nehberi, Musa Kazim bin Selveri, olalım rızanı çekeri, veririm canı billahi. Hakin hakin askeri, onlar beni bir yâri, Mehdi mümin intizarı, tezgâh-ı azam Allah'ı. Hukmu âlem hünkâr geldi, emanet sahibimi doldu. Günden erenler nasip aldı, bağlandı huzur bunları. Ve dersini almış araya, varıncı da baki saraya. Bu hasreti bir çareye, şefaat eylemiş Allah. Hasreti bizim Abdullah Efendimiz, onun miraçlaması, dedesi olan Mükerrem Bektaş'ı dedi. Burada miraçlamada Adem Safiullah'a yerleştirilen nurdan 12 imamlara kadar bir bölümün anlatılmasına miraçlama deniliyor. Aynı zamanda bu miraçlamadan son bölümünde ise semaha giriliyor. Aynı kırklar cemizlere nasıl ki o keşkülden üzümün en yurdanesi alınıp da insanların şevke gelip ayağa kalkıp semah dönmesi gibi. Tamam, ara verelim.